Yeniden Refah Partimizi kurarken binlerce yol arkadaşlarımızla birlikte yaşadığımız heyecan, merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 1969'da başlattığı yürüyüşünün ilk adımlarının heyecanı ile aynı heyecandı. Partimizi kurduğumuz o gün mazlumların kurtuluş ümidinin yeniden yeşerdiğinin müjdecisi olan tarihi bir gündü. Partimizi kurarken, yola çıkarken zorlukları biliyorduk. Nasıl engellerle karşılaşacağımızı, hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı, bu yolun uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, bu yolda yürümenin zor ve zahmetli olduğunu biliyorduk. Bütün bu zorluklara rağmen ülkemiz ve milletimiz büyük sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Beka sorunu yüksek sesle dile getiriliyorken, ekonomik sorunlar milletimizin adeta belini büküyorken elbette seyirci kalamazdık. İslam coğrafyası işgal altındayken, Müslümanlar eziliyor ve katlediliyorken, Akdeniz'in ve Ege'nin serin sularında küçücük yavrularımız can veriyorken elbette duramazdık. Bütün bu zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlı olmanın, azmetmenin, cihat şuuruyla çalışmanın milletimizi, bütün mazlum Müslümanları ve ezilmişleri maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulma heyecanının, imanının ve inancının karşısında beşeri hiçbir gücün duramayacağını da biliyorduk ve bu şuurla yola çıktık. Genel Başkanımızın insan seli, heyecan seli, coşku seli diye tarif ettiği büyük kongremize katılanların büyük bir çoğunluğu gençlerin oluşturması ise burada gelecek var sloganımızın ne kadar isabetli olduğunun ispatı olmuştur. Bugün Türkiye'nin her köşesinde sokağa çıktığınızda, parti standlarımızda, esnaf ziyaretlerinde, salon toplantılarında ülkesine ve milletine hizmet etme sevdasıyla çalışan teşkilat mensuplarımızı görürsünüz. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar muazzam bir teşkilat yapısının oluşturulması, yeniden Refah Partisi bayrağının ülkemizin tamamına dalgalanıyor olması, sözümüzün, sesimizin bütün milletimize ulaşması ve İslam coğrafyasındaki mazlum ve Müslümanların umudu olması, yeniden Refah Partisi kadrolarının inancının ve azminin en büyük ispatıdır. Partimizin kurulduğu günden bu yana tüm Anadolu'yu karış karış geziyor, milletimizle buluşuyor, kapısına kadar gittiğimiz insanlarımız yakamızda bulunan rozetimizi görünce hasretle bize sarılıyor. Yeniden Refah Partisi ve Doktor Fatih Erbakan ismini duyunca bizleri sevgi ve muhabbet ile kucaklıyor, efsane milli görüş hizmetlerine duydukları özlemi ifade ediyorlar. Bu azim ve inançla yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, hak ve adaletin hakim olacağı yeni bir dünya hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.